değerli arki dişler, yan dişler ve ön dişler maddenin hal değişimi konusuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Bade geldi, Ömer de geldi. Şimdi arkadaşlar, madde niye hal değiştirir? Derdi nedir? Kiminle bir derdi vardır? Niye değiştirmektedir? Biliyor muyuz bunu? Hayır. Yani böyle biraz hatırlıyor olmamız lazım. Arkadaşlar, maddelerin... İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. Maddelerin hali... Ömer, neredesin? Bade, neredesin? Yani Ömer evde. Bade, evde misin? Evdeyim öğretmenim. İyi. Arkadaşlar, şimdi bu maddenin hal değiştirmesindeki zoru, uluç, ısı. Evet. Maddeye ısı verirsen veya maddeden ısı çekersen olaylar karışıyor. Arkadaşlar, katı maddelerin tanecikleri nasıl duruyordu? Hatırlıyorsun, metrobüsteki adamlar gibi. Sıkışık. Biliyorsun değil mi metrobüste gidenleri? Biliyorsun. Evet. Öyle sıkışık hareket edemiyor. Peki arkadaşlar, metrobüsü biraz ısı versek millet ne olacak? Of, püf. Hareket etmeye başlayacak değil mi? Aynı öyle de Ömer. Sen bir maddeye ısı verirsen böyle tanecikler gevşiyor. Hareket etmeye başlıyor. Kendini düşünsene. Bir kaptasın. Ve alttan ısı veriyorlar. Ne olur? Üf 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 zıplarsın değil mi? Hareketlenirsin. İşte maddenin de tanecikleri böyle harekete geçiyor. Ya. İşte o yüzden hal değişiyor. Görelim. Arkadaşlar, burada ne göreceğiz? Yazın dondurmamızın neden eridiğini göreceğiz. Evet, yetkililere sesleniyoruz. Çocuklar için erimeyen dondurma ve bitmeyen sakız yapınız. Yani biz okulda ışık yayılması konusundayız. Güzel, ışık yayılsın dursun. Peki arkadaşlar, anneleriniz çamaşırları asıyor. Nasıl kuruyor? Hiç düşündün mü? Sağ olun. Buharlaşıyor. Evet, üstündeki su. Arkadaşlar, hiç çamaşır aslında bazen evin içi asıyorlar ya. Hiç çamaşır asılı bir odaya girdiniz mi? Evet. Nasıl odanın durumu? Hocam oranın gibi. Buz gibi değil mi? Buz. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Onu soruyorum. Soğuk olmuyor mu? Soğuk oluyor değil mi tuvalada? Neden? Çünkü çamaşırlar kururken etraftaki ısıyı ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Hani küçükken hasta olurdunuz. Anneleriniz başınıza ne koyardı ateşiniz düşsün diye? Bez. Bez. Islak bez değil mi? Niye ıslak bez koyuyorlar da kuru bez koymuyorlar? Çünkü kuru bezin bir özelliği yok. Islak bezin nasıl bir özelliği var? Islak olması. Alkışlıyoruz. Hoppa ne şampuan. Evet arkadaşlar, çünkü ıslak bezdeki su senin vücudundaki ateşi çekerek ne yapacak? O bezdeki su buharlaşacak. Dolayısıyla senden ne çekecek arkadaşlar? Isı çekecek. Yani senin ateşin düşecek. Yine bilmiyorum, pikniğe gider misiniz? Pikniğe gittiğinizde babalar der ki şu karpuzu bir dereye atın. Hayır, öyle bir şey demedim. Onu demiyorsa şunu da mı demiyorlar? Şu karpuzu güneşin altına koyun. Buradan babalara sesleniyorum. Lütfen canım, karpuzu artık güneşin altına koyun da ben de çocuklara örnek verebileyim. Öğrenemiyorlar sonra. Arkadaşlar, güneşin altındaki karpuzu yersek soğuk mu olur, sıcak mı? Soğuk. Soğuk. Neden? Bizim fen öğretmenimiz anlatmıştı ama hatırlamıyorum. Fen öğretmenim dediyse doğrudur öğretmen. Adam fen öğretmeni olmuş kocaman. Yani boru fen öğretmeni bu. Evet arkadaşlar, çünkü güneşin altında Tuana ısıya maruz kalan karpuz içindeki suyu ne yapacak? Dışarı verecek, buharlaştıracak. Buharlaşırken ne olacak? Isı kaybedecek ve soğuk olacak. Peki hiç, neyse o tam bir örnek oluyor mu? Düşünüyorum. Yok, tam bir örnek olmuyor. Tarlada eskiden çalışırken ninelerimiz, dedelerimize testide su götürürmüş. Neden?
Soğuk kalması için. Soğuk kalması için. Arkadaşlar, sıcakta o testi topraktan olduğu için, evet, topraktan olduğu için ne yapıyor? İçindeki su buharlaşıyor. Biraz buharlaşırken o testin şey yapar, etrafı ıslanır. Arkadaşlar, dolayısıyla ısı verir. Isı verdiğinden dolayı da soğur. Evet. Peki maddenin hal değişimi. Şu ana kadar neyi biliyoruz biz? Nasıl maddeler var? Katı maddeler var. Sıvı maddeler var. Gaz maddeler var. Doğru mu? Evet. 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 Arkadaşlar, eğer bir madde katı halden sıvı hale doğru geçiyorsa biz bu olaya ne diyoruz? Erime. Erime. Dolayısıyla erime olurken biz o maddeye ne verdik? Isı. Isı verdik, değil mi? Isıttık onu, ısı verdik. Ne oldu? Eridi. Peki arkadaşlar, bir madde sıvıdan katıya doğru geçiyorsa ne oluyor? Sıvıdan katı. Donma. O zaman ne olur arkadaşlar? Madde ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. Dikkat! Donmaya örnek kar yağışı. Ne dolu? Kar yağışı. Dolu. Evet arkadaşlar. Ve bakın, erimeye örnekte buzun erimesi, tereyağının erimesi gibi şeyler. Evet arkadaşlar, devam edelim. Peki bütün maddeler, bakın mesela sıvının gaza geçişine ne diyoruz? Buharlaşma. Evet, evdeki yemeklerde buhar çıkışını gözlemleyebildiniz mi? Evet. Evet. Peki evet. Arkadaşlar, buharlaşma için dikkat, kaç dereceye ihtiyaç vardır? Kaç dereceye gelirsek buharlaşma olur? Ben buharlaşmadan sıfır derim. Sıfır. Başka? 100. 100 derece. 80. Var ya, sizin elinize kalsa bitmişti. Şimdi ben biraz önce ne dedim? Çamaşırları yıka hastaneniz. Bütün derecelerde olmuyor. Evet. Hava sıcaklığı da 12 derece olsun. Sizin dediğinize göre bu çamaşırların kurumaması lazım. Niye? Çünkü daha bunun üstteki suyun buharlaşması için, kimdi o 80 diyen? Serra'ydı galiba. Serra. Yaktın bizi Serra. 80 dereceye getireceğiz ki bunlardaki su uçsun. Arkadaşlar, buharlaşma, not edin, her sıcaklıkta olur. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Unutma bunu. Yoksa Tuana, bir derece olur mu? Çamaşırlar kurmazdı. Yoksa ne olurdu bilir misiniz? Yeryüzünde hayat dururdu be. Yağmurlar nasıl yağıyor? Arkadaşlar, yağmurlar denizlerden buharlaşmayla, diğer canlılardan çıkan buharlaşmayla suyun gökyüzüne ulaşmasıyla olmuyor mu? Düşünsene, bulut oluşması için o zaman sizin mantığınıza göre her yerin cayır cayır 100 derece yanması gerekirdi. Evet. O zaman ancak bulut olurdu ve yağmur gelirdi. Cirer olur mu? Allah iyi ki de sizin elinize bırakmamış bizi. Be. Öf, ne yaptınız ya? Öldüreceksiniz bizi. Dünyanın 163 derece olduğunu düşünsene. Yok artık. Yok artık. Biz de artık kızarmış tavuk gibi dönerdik böyle. Kızarmış tavuk. Eminim bizim fen öğretmenimiz şey dedi. Ne dedi? Yani kaç derece dediğini hatırlamıyorum ama bir dereceden sonra bir çocuk sormuştu. Bir dereceden sonra derimiz erimeye başlıyormuş. Erir. Erir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buharlaşma anlaşıldı mı? Ama biz bu ünitede neye bakıyoruz?
sıvıdan gaza geçme olayına ne diyoruz? Buharlaşma. Mesela elinize kolonya döktüğünüzde eliniz niye serinliyor? Buharlaşıyor. Ne buharlaşıyor? Sıvıdan kolonya. Kolonya, evet. Niye kolonya döküyoruz biliyor musunuz? Çünkü kolonya çok kolay buharlaşan bir madde. Peki elimiz niye serinliyor? Çünkü buharlaşırken ısıyı nereden aldı? Elimizden. Elimizden. O yüzden sen elinde serinlik hissediyorsun. Zannetme ki bu kolonyanın mahareti. Hayır. Oradan kolonya çabucak uçtuğu için sen serinlik hissediyorsun. Tamam, yine kolonyanın mahareti. Yok. Uçtuğu için. Buharlaşmanın mahareti. Bazen biz arabada kolonya bırakıyoruz. O da arabada ısınmış oluyor. Elimize döktüğümüzde kolonya sıcacık oluyor. Ama yine de elimiz soğuk oluyor. İşte elin nasıl soğuk oluyor? Elinden ısı alarak gidiyor çünkü. Evet. Evet, geldik yoğuşma. Bunu zaten hepiniz biliyordur. Soğuk durumlarda cama gidip yaptın mı? Değil mi? Adını yazarsın falan. Ev çizersin. Evet. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar, gaz halindeki bir madde soğukla karşılaşırsa bir anda neye dönüşüyor? Sıvıya dönüşüyor. Aynı ne gibi? Dolaptan kola aldın ya da böyle şişedeki bir şey aldın. Arkadaşlar, dışarı çıkarttığın anda etrafı ne oluyor? Nokta nokta su oluyor. Su oluyor. Niye? Normalde arkadaşlar, o orada neydi? Gaz haldeydi ama sen bir şey yaptın, soğuk bir yere çıkarttın ya da gaz halini koydun oraya, soğudu. Bir anda ne oldu o gaz? Sıvıya dönüştü. Dolayısıyla arkadaşlar olur. Yine banyoda, banyodan çıktıktan sonra cam ne oluyor? Buğulanıyor değil mi? Neden? Çünkü banyodan çıkan su buharı gazdı. Sonra gitti soğuk cama değdi o su buharı. Camda neye dönüştü tekrar? Suya dönüştü. Anlaştık mı? Gazdan sıvıya geri geçişe ne diyoruz? Yoğuşma. Devam edelim. Bir de arkadaşlar süblimleşmek var. Hani bu gazdan katıya geçmek. Evet. Katıdan direkt gaza geçme olayı. Hani naftalin diye bir şey kullanıyorlar. Duydunuz mu? Evet. Hani evet. Lavabolara koyuyorlar. Şöyle lavabonun böyle minik minik bir şeyler koyuyorlar. Evet. İşte bu naftalin arkadaşlar özelliğine güzel koku yayıyor ve özellikle arkadaşlar hiç sıvıya dönüşmeden neye dönüşüyor? Gaz. Gaz taneciklerine dönüşüyor ve ortama koku veriyor. Anlaştık mı? Hmm. Naftalin gibi maddeler. Bir de öğretmenim, naftalin böyle var. Ne var? Kuru buzu duyduk mu? Kuru buz. Evet hocam. Hani bu özellikle evet, aşırı hocam çok değişik bir şey ya. Evet arkadaşlar, kuru buzda hiç sıvı olmadan direkt neye dönüşüyor? Gaza. Yani süblimleşiyor. Özellikle bu filmlerde duman falan yapacakları zaman onu bir soğuk suya at, sen bir gör. Evet hocam. Sanki böyle deney yapmışsın da ortalık duman kaplıyormuş gibi. Gerçekten kuru buzda süblimleşir. Kırağılaşma nasıl oluyor arkadaşlar? Sabah kalktın. Yaprakların üzerinde böyle patlayıcı kristaller var. Kara benziyor ama kar değil. Yani kar değil, buzdamlar. Bunlara ne diyoruz? Kırağı. Evet, kırağılaşma da direkt gazdan hiç sıvı olmadan nereye geçiyor madde? Katıya. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Peki. İşte arkadaşlar bunlar bizim hal değişimlerimiz. Evet. Yine sıvı buharlaşırken ne alır? Isı alır. Yoğuşurken ısı verir. Yine gaz katıdan gaza geçerken cisim sıvı alır. Kırağılaşırkense ortama ısı verir değerli arkadaşlar. Evet, erime ile ilgili. Bakın,
katı maddeye ısı verdik. Madde ısı aldı. Sıvı hale geçti. Değerli arkadaşlar, madde ısı aldığı için bulunduğumuz ortam ne olur? Soğur. Katıdan sıvıya geçiş varsa orada ortam soğur. Evet, erime sırasında madde dışarıdan ısı alır. Erime sırasında ortam sıcaklığı azalır. Bakın karlar, hani donlar çözülüyor ya, o günler daha soğuktur, doğru mu? Kar yağarken daha sıcaktır vade ama buzlar erirken hava daha soğuktur. Çünkü havada ısı alıyor. Evet, çünkü havada ısı alıyor. Ve erime sırasında arkadaşlar saf maddelerin sıcaklığı değişmez. Ne demek bu? Arkadaşlar, bütün buzlar sıfır derecede donar ve sıfır derecede ne olur? Erir. Böyleyse o öğretmenim, o zaman bizim yollarda gördüğümüz tuzlama çalışması niye? Niye yapıyorlar? Manyak mı bunlar? Tuz fazla mı gelmiş? Tuana, niye olabilir? Yollara tuz döküyorlar. Hocam çünkü o kaya tuzu hocam, değil mi? Tamam. Niye kaya tuzu döküyorlar? Hocam çünkü kaymayalım diye. Kaymamak mı sadece? Karlar erisin diye. Erisin diye mi? Olabilir. Ben öyle biliyorum. Hocam bence şey olsun diye, kaymayalım diye. Çünkü bizim merdivenleri de konuşulardı. Otoparkın merdivenleri. Hmm. Karı eritmek için. Kaymıyorum yani, kaymıyorum. Karın çabuk erimesi için. Güzel ama arkadaşlar daha ziyade ne için biliyor musun? Bak burada ne dedi? Saf madde, yani bir şey karıştırmazsan ama sen oraya tuz atarsan bu sıfır derecede değil de uç. Eksi üç derecede donar Ömer. Dolayısıyla ne yaptın? Donmayı önlemiş oldun tuz atarak. Artık çünkü oradaki su saf değil. İçinde ne var? Tuz parçacıkları var. Ve tuz parçacıkları donma noktasını düşürür arkadaşlar. Eksilere düşürür. Anladık mı şimdi? Hava sıfır dereceyken serra don olmaz. Eksi bir de eksi iki de don olmaz. Yerine göre eksi dörde kadar düşürebilir. Ancak hava eksi dört olacak ki o zaman don olsun. Anladık mı arkadaşlar? Demek ki eğer maddemiz safsa erime veya donma zamanında sıcaklığı değişmez, sıfırda kalır. Ama sen maddeye tuz attın, şeker attın, bir şeyler karıştırdın işin içine, o zaman olay değişir. Mesela ne derler? Bir atasözümüz var. Pişmiş aşa ne katmak? Pişmiş tuz aşa tuz kat. Tuz katmak. Şimdi arkadaşlar bu niye sıkıntı? Pişmiş aşa tuz katılmaz. Arkadaşlar yemek pişmiş. O su değil miydi? Pişmiş aşa su katılmaz. Tuz da katılmaz. Tuz da tuz atılmaz. Arkadaşlar tuz atarsanız ne olur? Normalde senin evindeki su kaç derecede kaynıyor? 100 derece. Eğer sen bunu Serra 100 dereceye gelen suya biraz tuz atarsan bir bakarsın ki kaynama gitti. Niye? Ama kaynamıştı biraz önce. Çünkü tuz attığın için kaynama sıcaklığı 105 dereceye çıktı. 105'e gelince kaynayacak. Sen inatlaştın, biraz daha tuz attın. O zaman neye çıktı? 110 dereceye. Şimdi sen düşün, annen yemeği pişirmiş. Oh! Yemek pişmiş. Sen geliyorsun biraz daha tuz atıyorsun. Hayda. Pişmemiş. Bir daha pişsin. Ömer, bu ne demek? Olmuş bir olayın üzerine gelip iş karıştırılmaz. Mesela siz öğretmeninizi bir şeye ikna etmişsiniz geziye gitmek için. Bir tane arkadaşınız geldi. Dedi ki öğretmenim geziye gitmesek de şöyle yapsak da olur. Ulan pişmiş aşının içine tuz kattı. Zaten öğretmeni ikna etmişti. Kaynamıştı ortam. Sen geldin ne yaptın? İşi bozdun. Anlaştık mı? Evet. Bunu da söyledik. Saf madde. Bakın buzun erimesi, dondurmanın erimesi, çikolatanın erimesi, yağın erimesi. Evet.
Tereyağını erittiniz mi hiç? Evet. Evet. Hiç sobanın üstünde buz erittiniz mi? Hayır. Arkadaşlar bir soba ve buz bulursanız. Hocam ben çikolata erittim. Soba üstünde. Evet, ben bunu dördünde yaptım. Güzel. Nasıl ses çıkıyor buz erirken? Yasam hoş geldin değil mi? Evet. Ömer bilir bunu. Evet. Peki. Hocam bizim arkadaşlar, buzumuz var. Ben yapayım mı şimdi? Bir soba var mı? Var. Sobada yapabilirsin. Ama annenden izin al. Sonra bizi dövmesinler. Evet. Bazı deneyler biraz sakıncalı olabiliyor. Geçen bir deney yaptık. Zeytinyağıyla. Arkadaşlar arkadan babası bağırıyor. Ne yaptın sen? Zeytinyağı kaç para biliyor musun? Evet. Yani eskisi gibi değil. Eskiden zeytinyağıyla, şekerle falan deney yapıyorduk. Artık onları bıraktım. Zeytinyağının tenekesi olmuş kaç para? 110. Nasıl olmuş ne kadar? Artık deneyimizi suyla da yapmıyoruz. Damacana suya da zam gelmiş. Deney yapmayı bırakacağım artık. Evet. Arkadaşlar devam edelim. O yüzden neydi? Maddenin sıvı halden katı hale geçmesiydi. Donma sırasında madde dışarıya ısı veriyordu. O yüzden kar yağdıktan sonra etraf donarken hava bir ısınır. Ne zaman tekrar soğuk? Don çözülürken soğur. Donma sırasında ortamın sıcaklığı artar. Donma sırasında saf maddelerde sıcaklık değişmez. Normalde tuz atmazsan hava sıfır derece ise bütün yollar buz pisti olur. Ama sen saf olmaması için içine gidip de tuz atarsan o zaman eksi beş eksi altı derece olsun ki yerler donsun. Anladınız mı? Donma örnekleri. Kar oluşumu bir donmadır. Suyu buzluğa attığınızdaki donması bir donmadır. Gölün donması bir donmadır. Arkadaşlar 1900 kaçta olmuş o 50'lerde? Bakın ne olmuş? İlginç bir şey. 1900 kaçtı? Bir tane öğrenci şey diyordu. Ben o zaman vardım falan diyordu da. Dur bakayım. Bu niye böyle dedi? 1900? Şöyle. Evet arkadaşlar bakın İstanbul Boğazı donmuş. 1954 yılında bakın şu gördüğünüz yer İstanbul Boğazı nasıl? Bildiğin bak gemiler var ama donmuş. Boğaz donmuş. Görebiliyor musun? Çok güzel. Ya. Yok artık. Evet. Hocam dondu ama insanlar niye var üstünde yani her an... Gezmişler işte oradan gezmişler. Baksanıza don tutmuş. Evet. Donmuş yani bildiğin donmuş. Baksana. Evet. Çayın kaçıydı? 1900. Evet. Gördün mü? Çok ilginç. Evet arkadaşlar. Bu hocam 1900... Evet değil mi? O kadar büyük şey. Hocam merak ettim. De 1954'te sizin öğrenciniz mi olur? Hayır o şimdi ben böyle konuyu anlatıyordum. Ne diyeceğimi tam anlamadı. Dedim ki İstanbul Boğazı donmuş. Aa öğretmenim ben gördüm. 1954. Evet. Çocuk 60 yıl sınıfta kalmış demek. Evet. Arkadaşlar demir de donar biliyor musunuz? Evet. Eğer siz demiri 270'li derecelerde eritirseniz bildiğiniz çikolata, erimiş çikolata gibi olur demir. Sıvı oluyor ama sonra onu kalıplara koyuyorsunuz. Bak balta yapıyorlar gördünüz mü? Donduruyorlar. Balta kalıbında donduruyorlar. Al sana demir ne oldu? Balta oldu. Hayır bir şey sorabilir miyim? Doğru. Demirin donmasıyla ilgili. Evet. Cam da aynı şekilde değil mi? Çok sıcak ve sıvı bir şekilde. Evet cam da sıcak sıvı. Kumdan yapılır cam silisyumla beraber. Arkadaşlar o da aynı şekilde böyle çok sıcak. Onun cam atölyeleri var gördüyseniz. Orada arkadaşlar özel şekil veriyorlar. Cam da aynı şekilde erimiştir yani normal. Evet donma sırasında madde dışarıya ısı verdiği için ortamın sıcaklığı artar. Örneğin kar yağarken hava ısınır. Buzlar çözülürken hava soğur. Erime sırasında dışarıdan ısı aldığı için ortam azalır. Maddelere şekil verirken önce maddenin erimesi
ve kalıba dokulduktan sonra da donması sağlanır. Bu işi yapan adamlara da kalıpçı diyorlar. Kalıpçı. Nasıl bir isim? Kalıpçı, yani kalıp yapıyor adamlar. O kalıplara göre maddeler, özellikle böyle ağır sanayide arkadaşlar, o maddeler böyle ne şekli yapacaksanız dökümcü derler. Bir kalıpçı vardır, bir dökümcü. Dökümcü dediğimiz adam sıcak şeyi alır, neye döker arkadaşlar? Kalıba döker. Bir de var, demirci diye bir meslek var. Onlar da sıcakken alırlar, azıcık soğutup demiri döve döve ona ne veriyorlar? Şekil. Yani o kılıçlar falan, Ece, nasıl yapılmış zannediyorsun? Öyle yapılmış. Demir döve döve bıçak, kılıç yapmış. Efendim. Evet. Geldik buharlaşmaya. Arkadaşlar, sıvıdan gazale geçiş. Madde dışarıdan ısı aldı. O yüzden ortam sıcaklığı azaldı. Yani çamaşırlar odada kururken bir girer buz gibi, ya niye burası? Çünkü ne olmuştur? O kururken etraftan ne aldı ortamdan? Isı aldı. Ve kaynama sırasında da saf maddelerde sıcaklık değişmez. Yani normalde su 100'de kaynarken sen içine tuz atarsan 105'te daha yukarıda kaynar. Anlaştık mı? Evet. Arkadaşlar, buharlaşmaya örnekler verecek. Bakın. Bulutların oluşması. Havuzdaki su seviyesinin azalması, değil mi? Havuzlarda ne oluyor? Su buharlaşa buharlaşa azalıyor. Sen bir havuza su doldur, bir yıl sonra git. Aa, kuptur lan, buradaki suyu kim içti? Film aldı falan. Yok, hayır. Hocam, bizim havuzda öyle olmuyor. Evet. Sizin havuzda? Öyle olmuyor bizim havuz. Düz. Nerede? Sitenin içinde. Kapalı havuz mu? Hayır. Açık havuz. Evet. Sen onun ne zaman doldurup boşalttıklarını biliyor musun? Hayır. Olmaz. Ama öyle bir açısı koymuş olabilirler. Herhalde canım. Onunla ilgili bir hikaye var, biliyorsunuz değil mi? Bir tane, evet, kral demiş ki, herkes demiş evindeki sütleri getirsin. İşte kıtlık zamanı bu sütü değerlendireceğiz. Arkadaşlar, geceliğin herkes gelmiş bir kova su dökmüş. Demiş ki lan ne anlayacaklar, o kadar sütün içinde benim suyu kim anlar? Sabah uyandıklarında kocaman o şeyde ne görmüşler? Bembeyaz bir şey görmeleri gerekirken dupduru su görmüşler. Neden? Çünkü herkes aynı şeyi düşünmüş. Ben su koysam kim fark eder? Anladın mı olayı? Ya sen üçkağıtçılık yapmayacaksın. Bizim işimiz o değil. Biz düzgün insan olacağız. Evet. Arkadaşlar. O üçkağıtçılık yapsın, öbürü yapsın, öbürü yapsın, öbürü yapsın. Heh, olmadı işte. Ya. Üzümlerin falan kurutulması, kurutulmuş meyve yiyor musunuz? Evet. Ben yiyorum hocam. Nasıl kuruyor arkadaşlar? Suları gidiyor. Mesela tarhana. Buharlaşarak. Evet. Mesela tarhana, değil mi? Kalınca da kuruyor. Sert, evet, oluyor. Tarhana yapıyor musunuz, tarhana? Hocam, biz, evet, yapıyoruz. Ne yapıyorsun onu? Güneşe seriyorsun, kurutuyorsun. Evet hocam. Çamaşırlar. Onları kurutmasını beklemeden yiyor. Evet. Evet. Arkadaşlar, bu şekilde de yine göreceğiz. Şimdi burada dikkat edelim. Herkes buharlaşma deyince şu tenceredeki olayı zannediyor. Şu an bu tencerede, aynen, buharlaşma var mı? Var. Evet. Buharlaşma var. Evet. Buharlaşma var. Kaynama da var. Ama burada ne de var asıl? Kaynama. Kaynama ile buharlaşmanın arasında bir fark olmalı, değil mi? Arkadaşlar, biz buharlaşma için ne dedik? Serra, her sıcaklıkta olur. Ama kaynama her sıcaklıkta olmaz değerli arkadaşlar. Kaynama belirli sıcaklıkta olur. Su kaç derecede kaynar? 100. 100 derecede. Arkadaşlar, biz kaynamayı şöyle anlatacağız. Buharlaşmanın en çok olduğu an. Çok yaşa. En çok olduğu an. Yani buharlaşma ne zaman zirve yapıyor? Kaynama olduğunda. Anladık mı Bade? Ama buharlaşma her zaman olur.
Bunu unutmayalım. Evet. Arkadaşlar, kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bununla ilgili sorular gelecek. Sıvının her yerinde buhar çıkışı olur. Kaynama zamanı her yer buharlaşır. Arkadaşlar, diğerinde ise sıvının sadece yüzeyi buharlaşır. Sadece yüzeyi. Evet. Peki örneklerimize bakalım. Ateşi yüksek insanların başına neden ıslak bez koyuyorduk? Çünkü bez ısıyı çekip sıvısını buharlaştırıyordu. Hatırladık mı? Yani burada ne vardı? Buharlaşma. Yazın sıcak havalarda denizden çıktığımızda niye üşürüz? Çünkü üstümüzdeki su ne olur? Buharlaşır. Yani bizden ısı çeker, değil mi? O zaman yine buharlaşma. Elimize kolonya döktüğümüzde niye serinliyoruz dedik? Buharlaşma. Evet, devam edelim. Çamaşır kurutulan oda neden serin oluyordu? Yine buharlaşma. Yazın balkonu yıkadığımızda balkon neden serin olur? Yine buharlaşma. Mesela marketlerde de yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Su püskürtüyorlar, doğru mu yazın? Evet. Ya da balık satan yerlerde adamlar hep su döküyor değil mi balıklara? Evet. Bizim buradaki markette onu yaz kış yapıyorlar. Ya sebzelerin ve balıkların üzerine su püskürtüyorlar. Taze kalmalarını sağlamak için. Açıkta kalan ekmek neden kurur? Neden kurur? Ekmeğin içinde ne var? Yine su var. Ekmeğin içindeki ne uçuyor arkadaşlar? Buharlaşarak çıkar. Su uçuyor. Yine buharlaşma. Evet. Bugünü nasıl bitirelim biliyor musunuz? Arkadaşlar, bir tane çocuk varmış. Ya bu espri tabii. Diyormuş ki, hep böyle yemin ediyormuş. Diyormuş ki, oğlum var ya, şu var ya, şöyle şöyle. Hadi lan diyor. Ona ne? Hadi lan diyorlarmış. O diyormuş ki, ekmek çapsın. Arkadaşlar, başkası diyormuş böyle böyle böyle. Hadi yani şey mi olur? Ekmek çarpsın, ekmek çarpsın. Her şey ekmek çarpsın. Ne olmuş Ömer? Çocuğa ekmek arabası çarpmış. Demek ki çocuk yalan söylüyor. Evet, ekmek arabası çarpmış arkadaşlar. Evet, bu akşamı böyle bitirelim mi? Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.